Cimbom'da Muhammed Salah sesleri. Galatasaray dünya futbolunun önemli yıldızlarını kadrosuna katma hedefiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Son olarak Victor Osimhen transferiyle gündem yaratan sarı kırmızılılar şimdi de Liverpool'un efsane isimlerinden Muhammed Salah'ı transfer listesine aldı. 32 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun Liverpool'la yeni sözleşme imzalamadığı ve Arap kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi. Galatasaray'ın Salah'ın menajeriyle temasa geçtiği iddiaları ise taraftarları heyecanlandırdı. Kulübün bu transfer için sponsor destekli bir bütçe oluşturduğu ve yıllık 20 milyon euro gibi ciddi bir teklif sunmaya hazırlandığı konuşuluyor. Ayrıca mali kaynak yaratmak adına bazı yüksek maaşlı futbolcularla yolların ayrılması planlanıyor. Liverpool formasıyla çıktığı 365 maçta 220 gol ve 98 asist üreten Salah, kariyerine Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları da ekleyerek dünya çapında bir yıldız olduğunu defalarca kanıtladı. Nicolò Zaniolo'da geri sayım. Galatasaray, Atalanta'ya kiraladığı Nicolò Zaniolo'nun opsiyonunun kullanılması adına geri sayıma geçti. Söz konusu durumda Galatasaray, Zaniolo'dan hatırı sayılır bir bedel daha kazanacak. İşte detaylar. Sarı kırmızılılar Zaniolo'nun opsiyonunun devreye girmesini bekliyor. Aktarılan habere göre İtalyan futbolcu, Atalanta ile 20 maça çıkması halinde 15,5 milyon euroluk opsiyon geçerli olacak. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 12 maça çıkan Nicolò Zaniolo, İtalyan temsilcisiyle 8 maçta daha boy göstermesi halinde bonservisiyle Atalanta'nın yolunu tutacak. Söz konusu durumda Zaniolo'dan Galatasaray'ın kasasına 15,5 milyon euro daha girmiş olacak. Nicolò Zaniolo için 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Roma'ya 15 milyon euro ödeyen Galatasaray, 2023-24 sezonunda oyuncuyu 5 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı. Cimbom'da 10 numara transferi için sıcak gelişme. Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı kırmızılı ekip 37 yaşındaki Dries Mertens'in yaşının ilerlemesi nedeniyle 10 numara pozisyonunu güçlendirmek adına harekete geçti. Bu kapsamda Brezilya basınından dikkat çeken bir iddia geldi. Odia'nın haberine göre Galatasaray teknik direktör Okan Buruk'un da onayladığı bir isim olan Fluminense'nin yıldız oyuncusu John Arias'ı transfer etmek istiyor. Yaz döneminde de gündeme gelen Arias, sarı kırmızılıların radarından çıkmamış gibi görünüyor. Hücum hattında çok yönlü bir oyun sergileyen yıldız futbolcunun Avrupa'da futbol oynama hayali olduğu ve bu nedenle Galatasaray'ı cazip bir seçenek olarak gördüğü ifade ediliyor. 2024 yılında etkileyici bir performans ortaya koyan Arias, Fluminense formasıyla çıktığı 46 maçta 13 gol atarak kulüp tarihine geçti. Kolombiyalı oyuncu bir sezonda en çok gol atan ikinci yabancı futbolcu unvanını aldı. Cimbom'dan takas teklifi. Galatasaray ara transfer döneminde Trabzonspor'un sol beki Eren Elmalı'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı kırmızılıların milli futbolcu için takas artı para teklifinde bulunmayı planladığı öne sürülüyor. İşte gündemdeki teklifin detayları. Galatasaray'ın Eren Elmalı transferi için Trabzonspor'a Kerem Demirbay'ı önererek üzerine 3 milyon euro ödeme yapacağı iddia edildi. Ancak bu transferin gerçekleşmesi iki önemli faktöre bağlı. İddialara göre Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in Eren Elmalı'nın ayrılığına onay vermesi gerekiyor. Öte yandan Kerem Demirbay'ın bordo mavili formayı giymeye sıcak bakması da süreci doğrudan etkileyecek. Bu sezon Trabzonspor formasıyla toplam 14 maça çıkan 24 yaşındaki Eren Elmalı savunmadaki istikrarlı performansıyla dikkat çekerken bir asistlik katkı sağladı. Galatasaray'ın bu teklifine Trabzonspor yönetiminin nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor. Taraftarlar arasında ise bu takasın iki taraf için de faydalı olabileceği yorumları yapılıyor. Okan Buruk ayrılığa onay verdi. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi planlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kaynak yaratmak için Victor Nelson'ın gidişine onay verdiği ifade edildi. Sarı kırmızılılar Danimarkalı stoperin bonservisini belirledi. Cimbom'un Nelson için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Okan Buruk'tan Nelson'ın ayrılığına onay çıktı. Aktarılan habere göre Galatasaray Nelson'ın satışından en az 10-15 milyon euro bandında bir gelir bekliyor. Kadrosunu takviyelerle güçlendirmek isteyen sarı kırmızılılar Nelson'dan gelecek parayla yeni isimlere imza attırmayı planlıyor. Nelson Galatasaray kariyerinde 137 maça çıktı. 26 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'da sakatlık şoku.
Jimbom Kaan Ayhan'ın sağ üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Galatasaray Trendyol Süper Ligi'nin 13. haftasında oynanan Bodrum Spor maçında sakatlanan Kaan Ayhan'ın son durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı Kırmızılılardan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı. Süper Lig'de oynanan Bodrum Spor karşılaşmasında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma ve kanama tespit edilen futbolcumuz Kaan Ayhan'ın tedavisine başlanmıştır. Aktarılan habere göre Kaan Ayhan yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalacak. Tecrübeli futbolcunun AZ Alkmaar, Eyüpspor, Sivasspor ve Malmö maçlarını kaçırması bekleniyor. Galatasaray Muslera'nın alternatifini buldu. Jimbom sözleşmesinde son sezona giren Fernando Muslera'nın yerini doldurmak için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar Liverpool'un yıldız kalecisi Alisson Becker'ı gündemine aldı. Sarı Kırmızılılar'da birçok kupa kazanan ve kulübün efsaneleri arasına adını yazdıran 38 yaşındaki Muslera'nın dönemi yavaş yavaş sona yaklaşıyor. Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin ardından futbolu bırakması da beklenen Fernando Muslera'nın yerine gelecek ismi İspanyol basını duyurdu. Todo Ficaes'te yer alan habere göre Galatasaray Liverpool'da forma giyen Brezilyalı kaleci Alisson Becker ile ilgileniyor. Claudio Taffarel aracılığıyla oyuncuyu ikna etmeye çalışacak olan Sarı Kırmızılı ekip devre arasından itibaren bu transfer için çalışmalara başlayacak. Liverpool formasıyla toplamda 271 maçta görev yapan Alisson Becker, Brezilya milli takımının kalesini de 70 kez korudu. Tottenham Barış Alper Yılmaz'ı listesine aldı. Galatasaray'ın gelecek vaat eden oyuncularından Barış Alper Yılmaz, İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Tottenham'ın dikkatini çekti. İddialara göre Londra temsilcisi, ara transfer döneminde milli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte gündemi sarsan bu transfer gelişmesinin detayları. Geçtiğimiz sezon Sarı Kırmızılıların en etkili isimlerinden biri olan Barış Alper bu yıl beklentilerin gerisinde kalınca taraftarların tepkisini üzerine çekti. Ancak genç oyuncunun performansındaki düşüşe rağmen Tottenham'ın onun potansiyeline duyduğu güven tam. Kulübün bu transfer için Galatasaray'a ciddi bir teklif sunmayı planladığı konuşuluyor. Galatasaray cephesi ise bu transferden yüksek gelir elde etmeyi hedefliyor. Özellikle Sacha Boey'in transferinden elde edilen geliri aşarak yeni bir rekor kırma düşüncesi hakim. Önümüzdeki günlerde teklifin detaylarının netleşmesi ve transfer görüşmelerinin hız kazanması bekleniyor. Taraftarlar Barış Alper'in Avrupa yolculuğunun başlaması ihtimalini heyecanla takip ediyor. Galatasaray'dan sağ bek hamlesi. Süper Lig'de geride kalan 12 haftayı yenilgisiz lider olarak kapatan Galatasaray, Ocak transfer dönemine yönelik çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sarı Kırmızılılar özellikle sağ bek pozisyonunda alternatifler ararken bu doğrultuda flaş bir iddia gündeme geldi.